en büyük turizm fuarı FESPO'ya katılan Türk turizmciler adeta gövde gösterisi yaptılar. Ülkemizin güzellikleri Zürih'te 350 metrekarelik standlarda davetlilere anlatıldı. Kültür ve Tanıtma Ateşveliği standı, Türk Hava Yolları, Sun Express Hava Yolları, Türk İsviçre Seyahat Acenteleri Birliği, Otel ve Seyahat Acenteleri standlarını ziyaretçilerinin akına uğradı. Çeşitli yörelerimize ait halk oyunları gösterileri ve Türk halk müziği ezgileriyle hem kültürümüzün tanıtılması hem de standa olan ilginin canlı tutulması sağlandı. Türk turizmcilerin standlarında Türkiye'nin tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle turizm tesisleri tanıtılırken fuar boyunca ülkemiz hakkında bilgiler verildi. Zürih Kültür ve Tanıtma Ateşvesi Pınar Bilgen, 2012'yi memnuniyetle kapadıklarını, 2013'te ise yeni rekor beklediklerini söyledi. Pınar Hanım, İsviçre sizi çok sevdi, siz de İsviçre'yi çok sevdiniz. Son fuarım dediniz geçen sene ama bu sene yine buradayız, yine birlikteyiz. Bu seneki turizm yılını bir değerlendirecek olursak, fuar çalışmalarını değerlendirecek olursak, sizden birinci ağızdan bilgi alabilir miyiz? Tabii. Dediğiniz gibi bu sene de buradayım. Belki pek çok ateşe nasip olmayacak bir şey olarak dördüncü kez fuarları yapıyoruz arkadaşlarımızla birlikte. Bizim için çok verimli geçti fuar. Yetişmekte zorlanıyoruz açıkçası taleplere. Gerek mutfağımızda gerek informasyon deskimizde. Katılımcılarımız da oldukça memnun. Çok verimli geçiyor. Diğer fuarlar yani Cenevre ve Luzern açıkçası bu kadar verimli geçmemişti. Biz de olan ilgiye şaşırdık. Tabii Cenevre ve Luzern'in verimli geçmemesinin nedeni bu iki fuarın ziyaretçi sayısının düşük olmasıydı. Ama bir kez daha gördük ki fuara ziyaretçi gelince o ziyaretçilerin neredeyse hepsi bizim standımıza gelebiliyor. Tabii bunun için de onları çekebilmek için de buradan olabildiğince etkinlik yapmaya çalışıyoruz. İşte bildiğiniz gibi açık büfemiz var, çay kahve servisimiz var, halk oyunları ekibimiz var. Samsun Devlet Klasik Türk Müziği topluluğumuz geldi. Onların verdiği konserler var. Fotoğraf, siyah beyaz fotoğraf sergimiz var. Zaten katılımcılarımız çok renkliler. İşlerini çok iyi yapıyorlar. Dolayısıyla bizim için fuar, özellikle Zürih fuarı çok çok iyi geçiyor şu an. Yorulduk ama değdi denilebilecek bir fuar açıkçası. Sezona bakarsak biz geçen seneyi 360 bin civarında bir rakamla kapattık. Tabii bu sadece İsviçre pasaportu sahibi olanların sayısı. Genel olarak baktığınızda yaklaşık 400-450 bin civarında bir işlem hacmimiz var. Her zaman söylüyoruz bunu zaten. İstatistiksel olarak bir sıkıntımız var ama bunun bakanlığımız tarafından da giderilmesini dört gözle bekliyoruz. Yeni sezon yani 2013 içinde çok umutluyuz. Çünkü şimdiye kadar hem Türk kökenli seyahat ajantalarımız ve tur operatörlerimizden hem de diğer İsviçreli tur operatörlerinden aldığımız bilgilere göre Ocak ayı satışları çok çok iyi gidiyor Türkiye'nin. Bu da demek ki yine geçen sene yani 2012'de %8 oranında bir artışımız vardı. Bu sene de en az %10 civarında bir artışımız olacak gibi görünüyor. Biz umutluyuz bu sezondan da. Güzel geçecek diye ümit ediyoruz. Daha çok Türkiye'yi gösterebilir, görünebilir kılmak için de elimizden geleni yapıyoruz. Fuarlar bunun bir vesilesi. Bunun dışında biliyorsunuz reklam faaliyetleriyle de devam ediyoruz. Onun dışında bir iki projemiz daha var. Tıpkı geçen seneki işte müzikal projesi, ondan önceki seneki Globus projesi gibi. Bu sene de Zürich Fest'te ve Winterthur Music Fest'te yer almak istiyoruz. Bunun görüşmelerini yapıyoruz şu an. Onun dışında yine film festivalleri için hazırlıklar yapıyoruz. Yani biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz Türkiye için. Arkadaşlarımla beraber, hep beraber. Fuara katılanlar ilgiden oldukça memnundu. Ufuk Bey, Türkiye'den geldiniz Zürich Turizm Fuarı'nda. Türkiye'yi tanıtıyorsunuz. İlgi, alaka standınıza, Türkiye'ye nasıl bu sene? İlgi ve alaka gerçekten çok yoğun bir ilgi görüyoruz. Zaten Bentur olarak geniş bir programımız var. İstanbul, Ege bölgesi, Akdeniz bölgesi, artı round trip dediğimiz Kapadokya turları, mavi turlara, çeşit mavi turlarımız var programımızda. Artı bir de golf olarak bayağı bir iyi golf bir nokta. Sporuna gittikçe ilgi de çok artıyor değil mi? Kesinlikle, çünkü Avrupa'nın genelinde golf sporun fiyatları da
şu an düşmek üzere. Daha çok Massensport, bir Almanca kelime oldu. Massensport olarak olma yolunda. Yıllar önce tenisin yaşadığı gelişmeleri yaşıyor golf sporu. Dolayısıyla bayağı bir ilgi var. Belek bölgesi de buna ilaveten golf sahalarıyla 20 kilometre içerisinde 14 tane golf sahamız var. Uluslararası standarda göre de yüksek kalitede golf sahalarımız var. Size şunu sorayım. Türkiye'de yaşayan birisi olarak, İsviçreliler Türkiye'ye turist olarak geldikleri zaman tesislerden verilen hizmetten memnun kalıyorlar mı? Bunu size birebir bahsediyorlar mı? Birebir bahsediyorlar çünkü misafirlerimizle bizzat ilgileniyorum. Çok yüksek derecede bir memnuniyet söz konusu. Çünkü Türkiye'nin misafirperverliği, profesyonel çalışma sistemiyle beraber gerçekten unutamayacağı tatilleri geçiriyorlar. Bu seneki görmüş olduğunuz ilgi, alaka nasıl? Memnun musunuz bu seneki çalışmalardan? Bu yılki ilgiden çok memnunuz. Müşteriler bu yıl daha bilinçli bir şekilde geliyor. Bilhassa erken satış rezervasyonları gayet iyi gidiyor. Artı gelen insanlar genellikle sadece deniz kum değil, kültür turizminde de daha çok ilgi gösteriyorlar. Bilhassa Kapadokya ve İstanbul'a ilgi yoğun bir şekilde var. Şehir turları ne? İşte İstanbul şehir turu oluyor zaten. Städte Reisen dediğimiz şehir turu oluyor. İstanbul'da da ilgi çok daha iyi. Artı bu yıl bir de futbol, yani futbol dediysem daha doğrusu spor turizmi Türkiye'mizde kışın daha yoğun bir şekilde devam ediyor. Golf, tenis, futbol, futbol kampı. Bildiğim kadarıyla da herhalde birincilik takımlarından 5-6 tanesi, 4 tanesi İsviçre birincilik takımlarından Türkiye'yi ziyaret etti, kamp yaptı orada. Yani İsviçre'de Türkiye'ye karşı ilgi ve alaka gün geçtikçe daha da iyi oluyor. Her sene artıyor. Evet, her sene artıyor. Bu satış grafiğinden de belli zaten. Bu yıl bilhassa Ocak ayında sadece İsviçre'de değil, gelen otelci arkadaşlarından da edindiğimiz bilgilere göre diğer pazarlar, Avrupa pazarlarında da yoğun bir artış var. Oteller bu sene yani gayet memnun hayatından, öyle söyleyeyim. Bu sene Türkiye turizmde rekor kıracak diyebilir miyiz şimdiden? Zannediyorum öyle. Çünkü şimdiden çoğu otellerde bizim stop sale dediğimiz yani satışı durdurma faksları, mailleri gelmeye başladı. O yüzden de benim bilhassa vatandaşlara tavsiyemiz, eğer otelde rezervasyon yapacaklarsa rezervasyonlarını şimdiden yapsınlar ki istedikleri otelden yer bulsunlar ve erken satış rezervasyonlarıyla da ucuz fiyatlardan yararlansınlar. Biz sadece 4 ay ya da 5 ayla sınırlı değil, 12 aya yayma çabalarımız var bizim turizmi ve bu bölge 12 ay spor yapabileceğiniz, denize girebileceğiniz ve antik şehirleri gezebileceğiniz, termal havuzları kullanabileceğiniz, termal otellerde konaklayabileceğiniz, 12 ay tatilin tadını çıkarabileceğiniz bir bölge. ...1989 yılında Antalya'da Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın eşit ortaklığında kurulan Sun Express Hava Yolları başarı grafiğini her geçen gün yükseltiyor. İsviçre'den güvenli ve programlı uçuşlarına devam eden Sun Express, vatandaşlarımızdan tam not alıyor. Zürih Turizm Fuarı'nda standı ziyaretçilerin akınına uğrayan Sun Express, İsviçre temsilcisi Ender Turgut ziyaretçilere teşekkür etti ve uçuşlar hakkında vatandaşlarımızı bilgilendirdi. Ender Bey, Zürih Turizm Fuarı'nda tekrar Sun Express hava yollarını tanıtıyorsunuz. Aynı zamanda da vatandaşlarımıza olsun, yolculara olsun yeni uçuş programlarından bahsediyorsunuz. Bunu da vatandaşlarımıza bilgilendirsek, yeni programlarınız neler? Uçuş saatleri değişti dediniz. Daha da güzel oldu dediniz. Neler bunlar? Bunları detaylı olarak bir anlatabilir misiniz? Öncelikle kısaca programımızla ilgili bilgi vereyim. Yaz sezonu itibariyle, yani Nisan itibariyle yine haftada 10 defa Zürih'ten Antalya uçağımız var. Basel'den 7 defa. İzmir seferlerimiz yine geçen yıl olduğu gibi
Pazartesi, çarşamba, cumartesi Zürih'ten, salı cumartesi Basel'den. Yenilik olarak şöyle bir güzellik yaptık. Saatlerimizi değiştirdik Zürih-İzmir seferlerimizin. Daha önceki yıllarda sabah erkenden vatandaşımız kalkıp havalimanına gitmek zorunda kalıyordu. 6.30'da İzmir'den hareket saatimiz vardı. Bunu bu yıl itibariyle düzelttik. Şöyle, İzmir'den kalkış 11.30 oldu. Dolayısıyla buradan Zürih'ten de kalkışı ona göre 14.45. Yani çevre illerde yaşayan vatandaşlarımız için, yani sadece İzmirliler için söylemiyorum, çevre illerde yaşayan vatandaşlarımız için de çok avantajlı bir duruma geldi. Transferleri açısından çok avantajlı. Buna ilave bir şey daha yaptık, bir yenilik daha yaptık. O da İzmir seferlerimizde bagaj hakkını 30 kiloya çıkarttık. Bu çok büyük bir yenilik. Bu çok büyük bir yenilik. Daha önce 20 kiloydu. Geçen yıl ve ondan önceki yıllar. Antalya'da hala 20 kilo devam ediyor. Çünkü daha çok turistik operasyonun olduğu bir şehrimiz. Ama İzmir seferlerimizde vatandaşlarımızın bu şikayetlerine dikkate alaraktan 30 kilo yaptık tekrar. Peki bazı havayolu şirketleri ek bagaj hakkı tanıyor ücret karşılığında. Bunu siz de yapıyor musunuz? Bizde de o imkana sahipler. Yolcularımız her zaman bizden de uçuştan önce daha uygun şartlara yaklaşık %70'e kadar tasarruflu ekstra bagaj yükü satın alabilirler. Bizde 5 kilo, 10 kilo ve 20 kilo olmak üzere paketler var. Kilo ücreti normal havalimanına gidildiği zaman 10 euro üzerinden hesap edilir ama yolcularımız önceden rezervasyon yapıp satın alırlarsa bu ücret 4 frank kilo başında. Siz Zürih Havalimanı'nda da kontuar açarak birebir hizmet vermeye de başladınız İsviçre'de. Evet. Bu vermiş olduğunuz hizmetin karşılığını alabiliyor musunuz, görebiliyor musunuz? Müşteri memnuniyeti söz konusu mu bu konu hakkında? Ya öncelikle zaten bir havayolu olarak havalimanında olmamız, havalimanında bir büromuzun olması mutlaka bir avantaj. Hem havayolu açısından hem yolcularımız açısından bir avantaj. Müşteri memnuniyeti kesinlikle artmıştır. Çünkü sebebi de müşterilerimiz artı sadece yolcularımızı kastetmiyorum bu arada. Seyahat acenteleri de bizlerin müşterisi veya tur operatörleri. Kendilerinin bir muhatap bulmaları çok önemli bir konu. Özellikle bir havayolu için vazgeçilmez bir durum. Yaklaşık 6 ay falan oldu şu anda Zürih Havalimanı'nda kontuarımız var, ofisimiz var. Ve bunun faydalarını görüyoruz açıkçası. Bazı havayolu şirketlerinin önceden forabın check-in dediğimiz bir akşam önceden bagaj verme işlemini, check-in yaptırma işlemini bazı havayolları kesti, yapamıyorsunuz ama SunExpress'te bu devam ediyor, doğru mu? Bizde devam ediyor, evet. Uçuştan bir gün önce akşam saat 8 ila 10 arası forabın check-in işlemleri devam ediyor bizde. Bu Zürih'te de Basel'de de geçer. Tabii tabii, her iki havalimanında da geçer. Türk-İsviçre Seyahat Acenteleri Birliği ve Zürih Kültür ve Tanıtma Ateşeliği'nin ortaklaşa düzenlediği çalışma yemeğine katılım yoğun oldu. Turizmcilerin akıl ettiği yemekte renkli görüntüler yaşandı. Yemeğe Zürih Başkonsolosu Aslı Oral da katılarak turizmcilere destek verdi. Zürih'te bulunan Mezzo restoranda bir araya gelen TİSAP üyeleriyle turizmciler görüş alışverişinde bulundular. TİSAP adına açıklama yapan turizmci Fikret Tunç sektörü mikrofonlarımızla değerlendirdi. TİSAP açılım olarak İsviçre Türk Seyahat Acentalar Birliği 25 yıllık İsviçre'de ilk Türk iş adamlarının bir araya gelerek ve en uzun ömürlü sivil toplum örgütü. Bizim üyelerimizin, şu andaki mevcut üyelerimizin sektördeki bulunma süreleri ortalama 15 ile 20 yıl arası tecrübeye sahip üyelerden müteşekkir bir kuruluşuz. Derneğimizin kuruluş amacı iki şekilde izah edilebilir. Birincisi, sektörde bulunan seyahat acentalarının işbirliğini, dayanışmasını ve turizm potansiyelini artırıcı bir amaç. İkincisi de turizmden direkt etkilenen vatandaşlarımızın ve İsviçreli turist potansiyelinin doğrudan bilgilendirilmesi amacıyla kurulmuş bir örgüttü.
Faaliyetlerimiz yıllar içerisinde artarak devam etmiştir. Yaklaşık 10 senedir tüm turizm fuarına katılan girişimcileri burada ağırladığımız gibi senede en az 3 defa üyelerimizle beraber Türkiye info turu yapmaktayız. Bunlar... İnfo turlarına yabancı basın da, yani İsviçreli basın da davetli değil mi? Tabii ki. Gittiğimiz info turlarına yabancı medyayı, Türk medyasını da davet edip götürüyoruz. Zaman içerisinde bunların çok pozitif geri dönüşümlerini gördük. Önümüzdeki, şimdi görüştüğüm Balıkesir Turizm İl Müdürü hanımefendi, Mayıs ayı içerisinde inşallah bizi Balıkesir, Çanakkale çevresine bir info seyahati düzenlemek için davet etti. Eylül ayında da Karadeniz için böyle bir tur düşünüyoruz. Bunların gayesi turizmci gözüyle bölgeyi inceleyip oradaki edinimlerimizi, bilgi birikimlerimizi müşterilerimizle ve sektörle paylaşmak. En büyük çalışmamız son yıllarda bu. Katılımcılar özellikle dört mevsim turizme yönelmenin önemine işaret ettiler. Şimdi biz sağlık turizmde, genel turizmde 13 senedir varız. Sağlık turizmde 3 senedir de büyük adımlarla ilerlemekteyiz. Ve her sene şunu görüyoruz. Türkiye'ye yönlendirdiğimiz sağlık turizmiyle ilgili müşterilerimizin memnuniyetlerinin maksimum dozajda olduğunu görüyoruz. Ve Türkiye'de alınan, verilen hizmetlerin çok iyi ve kalitesinin çok yüksek olduğundan geri dönüşüm çok yüksek olduğunu görüyoruz ve bu konuda inanılmaz İsviçrelilerin de hani deniz kumdan sonra sağlıklarını da güzelliklerini de biz estetik turizmi yapıyoruz. Hiç düşünmeden, çekinmeden ve memnuniyetle bize teslim ediyorlar. Bu da bize sağlık turizminde çok daha şeyler yapabileceğimizi, ki önümüzdeki aylarda diş turizmine de başlıyoruz. Şu anda da o da hani var olan potansiyelimizin talepleri üzerine o dalada geçtik. İnsanların Türkiye'deki hastanelerimizin verilen hizmetin, doktorlarımızın kalitesini birebir gördükçe Türkiye'ye olan ilgileri ve güvenlerinin bir kat daha arttığını ve inanılmaz bir talep olduğunu giderek daha çok gözlemliyoruz. Bu konuda inanılırlık ve güvenilirlik de çok önemli tabii ki. Bu konuda neler söylemek isterdiniz? Şu var, yani en önemlisi bu da dediğiniz gibi, yani inanılırlık, güvenilirlik çok önemli. İnsanlara verdiğiniz hizmet kalitesi çok yüksek olmalı. Yani buradan başlayarak oraya gittiklerinde, orada aldıkları sağlık hizmetlerinde, dönüşlerinde ve sonrasında nekahat dönemi dediğimiz iyileşme sürecinde de bu insanlarla ilgilendiğiniz zaman ve yanlarında durup düzgün bir servis verdiğinizde bu memnuniyet oranı %100'ün üzerine çıkıyor. Ve insanların güveni de size tabii sonsuz oluyor. Bu da yeni müşteriler, yeni insanlar demek oluyor. Ve tabii ki bu turizmin önünü çok daha fazla açıyor. Şimdi Classic Rising ve Classic Sport olarak yılın 8 ayında zaten turiz Türkiye'mize gönderiyoruz. Bunun haricinde kışın 17 seneden beri yapmış olduğumuz Classic Sport adı altında futbol training lager organizasyonları yapıyoruz. Bu da otelcinin arayıp bulamadığı kış turizmi, yani Ocak'tan başlayıp Nisan'ın sonuna kadar devam eden kış turizmi ilgilendiren futbol kampları. Bunun yanında da tenis kampımız da var. Beach voleybol var, beach soccer kampımız var. Ama ağırlıklı olarak 17 seneden beri her geçen gün artan takım sayımızla beraber futbol takımlarını, İsviçre'nin futbol takımlarını Antalya'ya götürüyoruz. Türkiye'nin artık sadece yazın değil, dört mevsim turizm ihtiyacına olduğuna siz de inanıyor musunuz? Kesinlikle Türkiye'de olan, kurulmuş olan beş yıldızlı delüks otellerimiz ve dört yıldızlı otellerimizin belirli dönemde kapanmaması için kışında yolcuya ihtiyaçları var, giderlerini karşılayabilmek için. Bunların en başında Türkiye'ye yurt dışından gelen takımlar ve diğer spor organizasyonları, kongreler bu otellerin açıklarını kapatmaktadır. Türkiye bu konuda aslında çok ideal bir ülke. Çünkü yazı kışı olsun dört mevsimi yaşayabilen bir ülke. Bugün yaz mevsimini nasıl Türkiye'de Antalya'ya, Ege bölgesine gönderiyorsak, kışında spor olarak hem takımlarımızı hem tenis, hem golf, hem kayak
imkanları ve birçok spor yapabilecek imkanlar var Türkiye'de. Dolayısıyla bunları biz ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Aydeniz Rajen olarak ve klasik sport olarak futbol takımlarımız var. Senede 45-50 takım civarında bir takım yapıyoruz. Çok güzel bir faaliyet. Hem tesisler olarak, hem ücret olarak, hem de takım memnuniyetleri olarak çok üst düzeydeyiz. Bunları golfle çok meşhur Belek bölgesindeki golf tesisleri, golfçüler, artı tenis grupları ve sayabileceğimiz birçok spor tesisleri var. Ve kışın özellikle wellness olayı dediğimiz dinlenme, masaj, otellerimiz bu konuda çok üst düzeyde. Bu şekilde değerlendirirsek Türkiye çok güzel bir destinasyon diye. Burada eğer yardımcı olunabilecekse hukuki noktada... İsviçre Balıkesirliler Derneği, Balıkesir'in Zürih Turizm Fuarı'nda tanıtım yapılması vesilesiyle fuar için Türkiye'den gelen heyete akşam yemeği verdi. Biz hizmetinizdeyiz. Geceye başta İsviçre'de yaşayan Balıkesirliler olmak üzere Türkiye'den gelen tanıtım heyeti, turizmciler ve iş adamları da katıldılar. Gecede Mayıs 2013 ortalarında İsviçre'den 32 seyahat acentesi temsilcileri ve medya mensuplarından oluşan bir grubu Kaz Dağları'nda konaklama ve tur programı çerçevesinde ağırlama, tanıtma anlaşması karara bağlandı. Onunla ilgili Gökhan arkadaşımız, Murat arkadaşımız da çağırmıştı akşamleyin. Gecenin katılımcıları güzel bir kaynaşma olduğuna dair mikrofonlarımıza memnuniyetlerini ifade ettiler. İsviçre'deki Balıkesirliler arasında birlik, beraberlik, tanışma ve kaynaşmayı sağlamak için 2 yıldır sürdürdüğümüz çabaların meyvesini son zamanlarda görmekteyiz. Bu da yaptığımız çalışmaların doğru yolda ve daha geniş alanlara yayılmasından ve gördüğü olumlu tepkilerden anlaşılmaktadır. Özellikle çocuklarımızın memleketimiz ve Balıkesir ile olan bağlarını güçlendirmek, sadece tatil ülkesi imajını silmek istiyoruz ve gelenek, görenek, tarihimizi öğrenmeleri için elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz bu konuda. İsmim İlkay Karaağaç. Söylediğiniz gibi Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısıyım. Turizm fuarı dolayısıyla İsviçre'deyiz, Zürih'teyiz bu hafta için. Havaalanından geldiğimiz andan itibaren hep kendimizi evimizde gibi hissettik. Gurbetçi olduğumuzu hiç hissetmedik. Bunun için de herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu organizasyonu da düzenleyenlere çok çok teşekkür ederim. Başta Ali Fırat abimize çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir akşamdı. Türkiye'mizin çok farklı illerinden, çok farklı zamanlarda vatandaş abilerimizle, konuklarımızla tanıştık. Ama bugün de ayrıyeten Balıkesirlilerle tanışmış olduk. Çok güzel bir akşamdı, çok sevindik. Sizlere de teşekkür ediyoruz böyle bir akşama tertip ettiğiniz için. Biz İsviçre'ye bölgemizin turizm değerlerinin farkında olması için, ilgisini çekmesi için buradayız. Özellikle yöremizin turizm değerleri olarak düşündüğünüzde, biliyorsunuz İsviçre'nin Alp Dağları denilince bizim Alp Dağlarımız da Kaz Dağları. Kaz Dağları. Evet, oksijen bakımından yoğun Kaz Dağları'nın eteklerinde denizin termalle birleştiği yerde Güre Sarıvan Termal Oteli olarak burada bulunuyoruz. İşte deniz, dağ ve termal turizmin birlikte olduğu, aynı zamanda kültür turizm olarak düşündüğümüzde Bergama, Assos, Truva gibi tarihi şehirlerin merkezinde olan beldemizi ve tesisimizi tanıtmak amacıyla buradayız. Öncelikle bu geceye dahil olabildiğiniz için teşekkür ediyoruz Levent abi. Güzel bir kaynaşım gecesi oldu. Türkiye'den, sizin memleketiniz Balıkesir'den ısrarla yatırıma gel dediğiniz bölgeden arkadaşlarımızla tanıştık. Güzel, samimi bir ortamdı. Şimdi bölge olarak gerçekten bu akşam da duyumlar aldık. Güzel bir bölge. Ben bizzat ilgileneceğim. Tabii bu da senin eşliğinle de olacak. Ve buradan da herkese diyorum, yani tekrar ben
bilhassa 40'lar elinde de olsa bu projelerle ağırlıklı olsam da Türkiye gerçekten bir cennet. Yani evet, yatırım cenneti. Bugün 40'lar el olsun, Balıkesir olsun, Ardahan olsun, yani ne olursa olsun buradan herkese sesleniyorum. Memleketimize biraz daha sağduyulu davranalım. Vallahi çok uzun yıllardır böyle misafirlerimizi bekliyoruz Balıkesir'den. Bu ilk defa oldu. Demek ki Balıkesirliler artık bir kabuğunu kırıyor bundan sonra. Daha sık gelmelerini arzu ediyoruz. Onları buralarda görmekten biz de çok memnun oluyoruz. Balıkesir'imiz adına da iftar duyuyoruz. Allah başarılı etsinler. Böylece Balıkesir'de ileride hak ettiği gelişmiş bir şehir hüviyetine kavuşur. Bursa ile İzmir arasında sıkışmışlıktan kurtulur diyorum. Balıkesirli hemşerilerimiz de ve diğer ülkemizin birçok vilayetlerinden arkadaşlarımızla bir arada olduk. Tabii ki burada bulunma amacımız öncelikle Balıkesir ve Çanakkale'yi tanıtmak. Bölgemizin turizm potansiyelini öncelikle hedef kitle olan İsviçrelilere tanıtmaktı. Bu konuda Zürih Turizm Fuarı'na ilk defa katılıyoruz. İnşallah önemli neticelerle döneceğimize de inanıyoruz. Tabii ki Balıkesir, Çanakkale sadece deniz, kum turizmiyle iddialı değil. Bunlar var ama bunun üzerine ekleyebileceğimiz çok çeşitli turizm potansiyellerimiz var. Başta doğa turizmi olmak üzere Kaz Dağlarımız, adalarımız, Mayas Kuş Cenneti gibi değerlerimiz var. Bunlar çok önemli. Bunun yanında çok önem verdiğimiz bir diğer turizm alanında sağlık sektörünü ilgilendiren termal turizm öncelikle. Bölgemizde 12 tane termal turizm merkezi var. Bunlardan 8 tanesi Balıkesir'de. Gerçekten bu noktada İsviçre ve Kuzey Avrupa ülkelerinin ciddi bir potansiyel arz ettiğine inanıyoruz ve buraları hedef olarak kendimizi seçmiş durumdayız. Bundan da tabii ki kültür turizmi de bizim için önemli. Başta Gelibolu Tarihi Milli Parkı, parkımız olmak üzere şehitliğimiz bizim için çok önemli bir değer. Özellikle İsviçre'de ve Avrupa'nın diğer ülkelerindeki Türk vatandaşlarımızın çocuklarının muhakkak 18 yaşından önce mutlaka ve mutlaka bu duyguları yaşaması ve o ecdadının yattığı toprakları ziyaret etmesini arzu ediyoruz. Yerel seçimlerde Olten'den adaylığını koyan ve belediye meclisi üyesi olarak görev yapan Ramazan Balkaç bu yıl 3 farklı alanda yarışacak. Sosyal Demokratlar Parti adayı Ramazan Balkaç seçim çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Arkadaşımız Cemil Baysal, Ramazan Balkaç'la Olten'de buluşup hem kısa bir şehir turu yaptı hem de seçim öncesi seçmenlere çağrıda bulundu. Önce tabii 3 adaylığım var, onu belirtmem gerekiyor. Bunları şöyle sıralayabiliriz. Olten Meclis parlamento üyesi. Zaten üyeyim şu anda, 4 yıldır görev yapıyorum. Tekrar seçilmek için adayım. Onun dışında kanton, yani eyalet bazındaki meclise adayım. Bu bir ilk oluyor. Ve en önemlisi yani seçim kampanyasını yürüttüğümüz konu Olten'in yönetimine talibim. 5 kişiden biri olmak için. Tabii bunlardan bir tanesi belediye başkanımız. Diğer 4 kişi de belli görevleri olan imar iskan dediğimiz işte eğitim alanı, sosyal alanlardan sorumlu. Tabii ben hangi alanı alacağım seçilirsem, kısmet olursa. Şansını ne kadar görüyorsun? Teori olarak yani nazari itibariyle çok yüksek. Olten'de büyük bir göçmen nüfusu var. %20'si göçmen ve bunların da büyük bir desteği var bildiğim kadarıyla. Tabii hatta %20'den fazla, şu anda %30'lara dayanmış bir durumda. Yani 1/3'üne tekabül ediyor. Dolayısıyla potansiyel yüksek. Ama tabii bu insanların hepsi çifte vatandaş değil. Seçme ve seçilme hakkı yoktur. Dolayısıyla o sayı azalıyor. Ve biraz önce teoride dedim yani nazar itibariyle. Pratikte göçmenler siyasete pek yakın değiller. Siyasetten uzaktalar. Tabii bizi pek memnun etmiyor bu durum. Kısmetse ileride bizim adaylığımızla, diğer arkadaşların adaylığıyla bu konu biraz daha değişir. Bu sayıların artması için de çaba göstereceksin. Tabii temennimiz, beklentimiz o. Çünkü desteksiz bu tür çalışmalar olmuyor. Evet. Ve göçmenlere yönelik, zaten ben 25 yıldır siyasetteyim. Çok erken yaşta başladım. Geçen 25 yıl içerisinde yaptığım çalışma hep göçmenlere yönelikti. Yani çözüm aramakla. Bundan sonraki çalışmalarım da o yönde olacak.
Ama sorunlara çözüm ararken sorunu olan kişilerle yapmak lazım bunu. Evet. Onlar şu anda pek meydanda yoklar. Onların meydana çıkması gerekiyor. Okey. Buradan vatandaşlarımıza çağrı yapalım. 3 Mart'ta, 3 Mart öncesi de seçim zarfları posta kutularına geliyor. Tabii. Size nasıl destek verebilecekler? Buradan vatandaşlarımıza bu bilgi çağrıyı yapalım. Genel olarak şöyle izah edebilirim. Olten şehrinde ikamet eden, oturan insanlar ve vatandaşlık hakkı olanlar oy vererek, vatandaşlığa geçmemiş insanlarsa maddi destek sağlayarak veya tanıdıkları, eşlerine, dostlarına, İsviçreli dostlarına tavsiye ederek, destekleyerek sağlayabilirler desteklerini. Onun dışında da Olten dışında ama kanton salonunda oturanlar da tabii ki meclis adaylığım olduğu için seçim bölgemiz daha geniş. Seçim bölgesinde ikamet eden insanlar da beni kanton parlamentosuna seçme imkanları var. Tabii orada da desteklerini esirgemezlerse çok memnun olurum. Seçim zarflarını çöpü değil bir zahmet doldurup posta kutularını oylarınızı kullanarak gerekli yerlere göndermelerini buradan vatandaşlarımıza tavsiye edelim. Ve biraz sizinle Olten'de bir yürüyüşü çıkalım. Bu soğuk havada Olten'in şöyle belli başlı bazı tarihi binalarını sizinle birlikte tanıyalım. Hemen ilk olaraktan arkamızda zaten çok tarihi bir manzaranın önünde duruyoruz. Ahşap köprü, Olten'i simgeleyen köprülerden bir tanesi. Çok tarihi bir kule var arkamızda. Biraz Altstadt dedikleri, Olten'in Altstadt dedikleri semte doğru bir yürüyüşü çıkalım sizinle. Daha sonra bu belli başlı binaları sizinle birlikte bir tanıyalım. Memnuniyetle. Olten'in nüfusu ne kadar Ramazan Bey? Olten'in nüfusu şu anda 17 bin civarında seyrediyor. Tabii bundan yıllar önce 22-23 bin civarındaydı. Gerilemesinin sebebi ağır sanayi vardı Olten'de. O fabrikaların kapanmasıyla nüfus biraz azaldı. Ama yine de İsviçre şartlarında işte orta dereceli büyüklükte bir şehir. Evet. Konumunda Olten. Ancak Olten'in başka bir özelliği de var aslında. Yani tren yolu, bu demir yolu trafiğinde hemen aklıma geldi. Çok önemli bir konum var. İsviçre'nin belki de kilit noktası Olten. Evet. Merkezi, ya bütün bağlantılar, hızlı trenlerin hepsinin de durak noktası merkezi diyebiliriz. Yani Solothurn her ne kadar kanton olsa da Olten aslında Solothurn'dan daha önde geliyor. Solothurn biraz gölgesinde de kalıyor Olten'in. Zaten Solothurn şehri başkent olduğu için evet. ismi daha çok duyuluyor. Yalnız Olten kantonun en büyük şehri. Evet. Sizin de bahsettiğiniz gibi şimdi şey aklıma geldi o söz. Bütün yollar Roma'ya evet. çıkar diye. Ona bir benzetme yapalım. Bütün yollar da Olten'den geçer. İsviçre'nin gerçekten tren, evet, demir yolu trafiğinde bir merkez oluşturuyor. Bir düğüm noktası. Dolayısıyla zaten İsviçre'de yapılan, İsviçre genelinde yapılan toplantılar, seminerler Olten'de çok yapılır. Çünkü herkesin rahatça ulaşabileceği bir yer. Spor aktivitelerin, büyük etkinliklerin Olten'de yapılmasının sebebi bu zaten. Evet. Şu anda geldiğimiz nokta Olten Kütüphanesi'nin önündeyiz. Evet. Buranın tarihi bir özelliği var mı Ramazan Bey? Tabii ki vaktiyle burası ambar olarak kullanılmış. 10 yıl önce, yaklaşık 10 yıl önce tadilat edildi ve kütüphaneye çevrildi. Merkezi bir yerde olduğu için. Tabii İsviçre genelinde de biliyoruz bu tür tarihi yerler onarılıp kültürel, sosyal hizmetlere sunulmakta. Olten'de de biz böyle yaptık. Bir kütüphanemiz oluştu. Burası Olten'in şehir kütüphanesi. Bu binanın bir özelliği var mı? Tabii ki. Gördüğümüz bina vaktiyle belediye binası olarak, muhtarlık binası olarak kullanılmış. Zaten üzerinde okuyoruz. Ratskeller yazıyor. Ratskeller tercüme olarak muhtarlık binası anlamına gelen. Kaç yıllık? Kesin tarihini bilmiyorum. Yalnız orada 1653 yazıyor. Tabii daha öncesi var. Hmm. Daha öncesi var. İsviçre'nin en büyük özelliklerinden bir tanesi zaten. Böyle küçük şehirlerde de büyük şehirlerde bu eski yapılar korunuyor. Evet. Tabii benim de çok ilgilendiğim bir alan. Biliyorsunuz mesleğim mimarlık. Hmm. Burada tarih eserleri korumak için büyük bütçe ayrılıyor ve yeni nesillere kültürlerini, tarihlerini aktarmak için bu bütçeler bu şekilde değerlendiriliyor ve burası şu anda bir müze değil, kullanılıyor. İçinde restoran var, toplantılar yapılıyor, seminerler yapılıyor ve tarih yaşanıyor, sadece seyredilmiyor.
şehir içine gezdik. Altstadt'ı dolaştık. Olten'in tarihi binalarını tanıdık ve şu anda da Olten'in en tepesine Selly Schloss, yani Selly Kalesi. Burası evet. da yine aynı tarihi bir mekan. Buranın özelliği nedir Ramazan Bey? Vaktiyle bu bölgeyi yöneten kişilerin mekanı, oturduğu yerler. Tabii daha da geriye gidersek işte belli tepelerde, çevrede bu tür binalar var. Günümüzde burası otel ve restoran olarak işletiliyor, çalışılıyor ve yaz günlerinde burada insanlar gelip işte bu güzel manzarayı seyredip biraz dinleniyorlar. Evet, çok teşekkür ediyoruz Olten hakkında bu verdiğiniz bilgiler için. Ve değerli izleyicilerimize 17 bin nüfuslu Olten'in en tepesinden güzel manzarayla, panorama manzarasıyla veda ediyoruz. Ve bu kez adresimiz Leziz Tatlar'ın adresi Goranac Sofra Restoran. Türk mutfağının leziz tatlarının bulunduğu mekanda İtalyan ve İspanyol mutfağından tatlar da bulmanız mümkün. ...7 gün 24 saat hizmet verilen mekanda fiyatlar oldukça cazip. Şimdi sizleri bu eşsiz mekanda bir tura çıkarıyoruz ve ardından mekanın işletmecisi Mehmet Yalçın'a mikrofonlarımızı uzatıyoruz. İzleyiciler, Zürich Oerlikon'da Friedrichstraße 24'teyiz. Sofradayız, evet. Sofra kurulmuş, hazır. Sofranın işletmecisi Mehmet Bey yanımda. Mehmet Bey kimdir? Mehmet Bey'i hemen öncelikle bir tanıtalım izleyicilerimize. Ben aslen Adıyamanlıyım. Yaklaşık 12 senedir İsviçre'deyim. Yaklaşık 20 senedir bu meslek üzerine Türkiye'deki tecrübelerim de vardır. Burada tekrar aynı mesleğimi devam ediyorum. Yemek yapmayı seviyorum. İnsanlara hizmet etmeyi seviyorum. Onun için tekrar aynı mesleğime devam ediyorum. Çok güzel. Mehmet Bey, burası 7 gün 24 saat açık evet. hizmette. Özellikle Zürih'te çok Türk'ün de yaşadığını hesap edersek, yine bu caddeyi bilmeyenler için hatırlatalım sayın seyirciler. Hemen karşımda Hanedan Şişe Bar var, Layla Bar var, Mahzen Bar var. Burada Türk ve Balkan eğlence mekanlarının bulunduğu merkez bir cadde. Özellikle bu eğlence mekanlarına gelecek gençlerin, eğlenmeye gelecek gençlerin sabaha karşı evlerine dönüşlerinde mutlaka çorba içmek için uğrayacaklar. Çok cazip bir mekan olacak. Ne dersiniz Mehmet Bey? Tabii ki, yani biz de buna cevap vermek için biz burayı düşündük. İnsanların sabahları, yani eğlenceden sonra gelip bir kahvaltı yapabileceği, çorba içebileceği bir mekan haline getirdik. Bunu tabii ki gün boyu, yani hafta sonları 24 saat açık bulunduğumuz bir mekandır. Bu mekanı sadece gençler için değil, tüm ailelerin rahatlıkla gelebileceği bir mekan haline getirdik. Ve bunu da karşılığını gördük. Aileler bayağı bir talep içindeler. Rezervelerimiz özellikle bir hafta öncesinde, iki hafta öncesinden yapılıyor. Türkiye'deki tecrübelerimi buraya aktarmak istedim. Senelerdir bu işin içindeyim. Yemek yapmayı seviyorum. Onun için biz tüm ızgara çeşitlerini, çorba çeşitlerini, yani Türkiye'deki tüm yemek tatlarını burada bir araya getirmeye çalıştık. Çok güzel. Fiyatlar dedim ben. Fiyatlarla ilgili ne söylemek istersiniz? Gerçekten fiyatların üzerine durmaya değer. Ben az önce bazı menülerin fiyatlarına baktım. İsterseniz, dilerseniz siz bunu izleyicilerimize bir anlatın. Şimdi fiyat meselesine gelince biz fiyatları yüksek tutmayalım dedik. İnsanların rahatlıkla gelip burada ailesiyle beraber oturup fazla cebine dokunmadan hem yemeklerini yesinler hem rahatlıkla ailesini buraya toplayıp getirebilsinler diye biz fiyatları tuttuk. Makul bir duruma getirdik. Onun için kendi üretimimiz, yani kendimiz her şeyi kendimiz ürettiğimiz için bunu biz fiyatlarda bayağı bir indirim yaptık. Özellikle ürünlerinizin taze olduğunu da buradan bir vurgulamak ister misiniz? Hiçbir ürününüz dondurucuya konulmuyor herhalde. Ürünlerimiz kesinlikle dondurucuya girilmeden, yani döner, özellikle döneri kendimiz sosluyoruz, kendimiz takıyoruz.
Lahmacun'a gelince günlük taze bir şekilde ikinci bir güne kesinlikle bırakmıyoruz. Zaten özelliğimizin de bu olabilmesi için, diğerlerden farklı olabilmemiz için biz bunu denedik. Fiyatlar az önce konuştuk ama Mehmet Bey, açılış sebebiyle mi bu fiyatlar bu şekilde çok anormal derecede ucuz? Hayır, aslında biz tüm yemek çeşitlerimizde, tüm ızgara çeşitlerimizde fiyatları bayağı bir düşük bir şekilde tuttuk. Ve bu her zaman böyle gidecek. Sadece dönerde belki ileride hafif bir yükselme olabilir ama böyle bir yükseklik değil, cüzi bir yüksekliğe çıkacaktır. Özellikle lahmacun ve çorba çeşitlerimiz her zaman aynı fiyattır. Lahmacun 3.90'a veriyoruz, çorbayı 4.90'a veriyoruz. Çorbayı sadece 4.90'a verdiğimizde, hayır efendim, sadece bir tane çorba değil, yiyebildiğiniz kadar, isterseniz iki tane için, isterseniz üç tane için çorba 4.90. Mekana yemek için gelenler hem leziz tatlara hem fiyatlara övgüler yağdırdılar. Sık sık geliyoruz zaten. Daha yeni de açıldı. Ama açıldığından beri geliyoruz. Yemeklerinden çok memnunum. Bizim oranın mutfağı, oranın damak tadını alıyorum yerken. Onun için de sürekli tekrardan geliyorum yani. Özellikle ailelere buradan ne söylemek istersiniz? Ailelerin gelip gönül rahatlığıyla Anadolu'muzun o damak tadını, burada hasretini, özlemini gidebilecekleri bir yer mi? Evet, yani daha çok aile için tavsiye ederim. Çünkü öyle bir ortam. Aileler de sık sık görüyoruz burada. Fiyatları da uygun. Evet, tavsiye ederim. Güzel, lezzetli, temiz. Yani güzel. Daha önce geldim, yemeğini yedim. Daha güzel. Türkiye'deki bizim kültürümüze ait olan yemekleri hasret çektiğimiz zaman burada da gelip yiyoruz. İyi bir restoran. Ailecek, oturup kalkılacak, bizim kendi örf ve adetlerimize uygun. Biraz da İsviçre'deki, İsviçre yemeklerine özlem duyulmadığı için, ama onlara da bu tarafı çekmek için de böyle bir kültürü yaşatmak gerekiyor İsviçre'de. Yabancı müşteriler de geliyor, hem yurdumuzun güzel yemeklerine bunları da tanıtmış oluyor aynı zamanda. Siz neler söyleyeceksiniz? Vallahi bu restoranı zaten ben beraber yaptık Mehmet Bey'le. Ben gastro firmam olduğu için güzel buluyorum, çok güzel yani. Bütün yemekleri de mükemmel. Biz devamlı olarak buraya geliyoruz. Yemekler çok güzel. Ondan sonra servis de çok güzel. Çok güler yüzlü insanlar. Yemekler de tam tadı yerinde. Az önce siparişlerinizi verdiniz. İlk defa mekana geliyorsunuz galiba. Evet, ilk defa. Nereden duydunuz mekanın açıldığını? Biz gazeteden gördük. Hangi gazete? Posta gazetesi. Posta gazetesi, bizim gazete. Evet, reklamımızı yapalım burada. Ondan sonra merak ettik. Türk lezzetlerini özlediğimiz için Avrupa'da. Bir gelelim, deneyelim dedik. Bak şimdi Ceyla, kameraya doğru baksana. Abiyi bak bak. Oradan el salla bak. Ümraniye'de senin baba... Büyük dedeler bak seni izliyorlar. Ha, aferin. Gördün mü? Eşiyle birlikte bir cumartesi öğleden sonra, alışverişten sonra gelmişler buraya. Mekanın açıldığını duydunuz. Evet, Posta Gazetesi'nden duyduk. Bir uğrayalım dedik. Hayırlı olsun. Şimdi az önce sizin kız Ceyla Ümraniye'deki babanızı, annenizi selam gönderdi. Evet. Sizden de bir selam alalım artık. Anneniz babanız madem izliyor. Ben de buradan selamlar diyorum aileme. Arslan ailesine. Yazın görüşmek üzere. Aynı yaştayız, aynı jenerasyondayız. Biraz önce hocamın... İsviçre Diyanet Vakfı'na bağlı olan Wildrikenbach Diyanet Camisi mükemmel bir organizasyona imza attı. Düzenlenen gençlik ve sohbet gecesine ilgi büyük oldu. Dört tane bezboz opasını kavak kemiğine kırardı. Tek... Etkinlikte yetkililere sorularını ileten vatandaşlar, sordukları sorularla sorunlarına cevap aradılar. Gezileri, bu gece de bunu burada duymak isteriz. İnşallah geçen hafta yaptığımız programda bakanlık olarak en kısa süre... Etkinliğe İsviçre Diyanet Vakfı yetkililerinin yanı sıra Muavin Konsolos Atilla Küçüktalaşlı, sivil toplum örgütü temsilcileri, iş adamları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Diyanet Vakfı Koordinatörü Zafer Terkeşli ve Vil Camisi Dernek Başkanı Suat Akburak bir ilki gerçekleştirmenin memnuniyetini dile getirdiler. Bugün burada Vil Derneğimizin organize ettiği Gençlik Gecesi'nde bir araya geldik. Gerçekten çok muhteşem, çok güzel. Gerek altyapısıyla gerekse katılım açısından değerlendirdiğimizde muhteşem bir geceydi.
Tabii İsviçre Türk Diyanet Vakfı'nı temsilen biz de buradaydık. Ama bu işin arka planında, bu işi organize eden Vil Diyanet Derneği Başkanı Suat Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Niçin? Bir ilki gerçekleştirdiği için. Böyle bir gece daha önce İsviçre'de ben hatırlamıyorum, kendi adıma söyleyeyim, böyle bir gecenin düzenlendiğinden. Ama bugün burada böyle bir geceyi başlatmış olması, böyle bir gecenin burada başlamış olması bize de bu tür organizasyonlara devam ettirebilmemiz açısından şöyle söyleyeyim, bir örnek teşkil etti. İnşallah bundan sonra İsviçre Türk Diyanet Vakfı olarak bu tür gün ve geceleri en azından gençleri bir araya toplamak açısından devam ettirmeyi ve bu şekilde de gençleri en azından düşündüğümüz tarzdaki işte o eğlence yerlerinden, eğlence mekanlarından alıp bu şekilde bir araya getirip onları kaynaştırmayı, bir arada tutmayı, milli kültürümüzü, dinimizi, örfümüzü, adetimizi bu gibi gecelerde, günlerde onları bir araya getirerek en azından gençlerin bu sorunlarını, bu çözüm yollarını burada hep beraber görüşerek, konuşarak, tartışarak çözmeye çalışacağız. Onları tekrardan derneklerimize, camilerimize kazandırmayı amaçlıyoruz, hedefliyoruz. Onların sorunlarına en azından biz de onların işlerinde bulunarak onların merak ettiği, onların öğrenmek istediği, gerek dini, gerek kültürel konularda ve sorularda onlara yardımcı olmayı amaç ediniyoruz. Bugün böyle bir geceydi. Gerçekten katılım çok iyiydi. Bize ev sahipliği yapan arkadaşlarımıza da ben çok teşekkür ediyorum. Çok iyi hazırlanmış, çok iyi organize edilmiş bir geceydi. Tabii benim duygu ve düşüncelerim bugün gerçekten çok üst düzeyde. Çünkü burada böyle bir gençlik, böyle bir kalabalığı görünce insan diyor ki gençler demek ki eğer bu tür altyapısı hazırlanmış geceler olursa yani bu gecelere iştirak ediyor. Bizim düşündüğümüz anlamda başka bir yerlere gitmelerine gerek kalmıyor. Ama bizim bunu bir şekilde yapmamız, altyapısını hazırlamamız ve organize etmemiz lazım. O yüzden bugün bu geceyi organize eden, ev sahipliği yapan herkese çok teşekkür ediyorum. Gençlerin duygularına genç bir başkanla yola çıkıyoruz. Evet Suat Başkan, şimdi söz sende. Evet, bizim için de bir ilk oldu. Tabii gurur vericiydi, katılım yüksekti. Arkadaşlar da sağ olsun mekanlarını bize açtılar. Ev sahipliği yaptılar burada. Ben çok gururluyum, çok mutluyum, çok teşekkür ediyorum sizden. Yani sağ olun, var olun, çok güzel. İş adamları Cesur ve Cemil Çıtak kardeşler gecede bulunmaktan ve gelecekten umutlu olduklarını ifade ettiler. İsviçre'deki başarılı ticari hayatlarına sosyal alandaki aktiviteleriyle renk katan, bizlere onur ve gurur vesilesi olan iki kardeşin, Cesur ve Cemil Çıtak kardeşlerin yanındayız. Evet, soğuk kış gecesinde sıcacık mekanlarını, gönüllerini açtılar. Evet Cemil kardeşim, birkaç cümleyle alabilir miyiz bu geceyi? Bu geceyi bu kadar genç katılımcıları görmekten dolayı çok mutluyuz. Ve umarım bu genç Türk nüfusumuzu, bilhassa İsviçre'de yaşayan gençlere birbirlerini tanımak, tanışmak vesilesiyle bir başlangıç yaptık. Ve bunun devamını umuyoruz. Ve bütün gençlere bu akşam burada katılan, yardımı olan herkese teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Evet, ne derler? Ağabeyi demek hakikaten yavaş yavaş işimizin, Çıtakların abisinin üstüne biraz daha gençlerin de ağabeyi olmaya başladınız. Cesurcuğum, senden birkaç kelime alalım. Öncelikle böyle bir geceyi düzenleyebilmek için Suat kardeşimizden böyle bir düşüncesinin içinde bulunmaktan çok mutluluk duyuyorum. Ve bu gece gençleri böyle görünce, böyle bir kalabalık gençliği görünce ümitliyim. Geleceğimiz için de ümitliyim. Çünkü biz artık gidici değiliz. Bizler hepimiz bir baba olduk. Ve çocuklarımız var. Çocuklarımızı güvenip teslim edebileceğimiz abilere ihtiyacımız var. Ve ümitliyim yani. Bu kültür geleneklerimizi hep birlikte yaşayıp yaşatmamız gerekiyor diye düşünüyorsunuz. Mutlaka. O zaman biz sizlerin bu hayırlı hizmetlerinizin daha nicelerinin hayırlı daha işlere vesile olmasını temenni ediyoruz. Ticari hayatınızda başarılı, bol ve bereketli kazançlar diliyoruz. Sosyal ve Aile Bakanı Fatma Şahin, Zürih'te çiçeklerle karşılandı. Bakan Şahin yapacağı toplantı öncesinde bayanlarla bir araya geldi ve UETD'nin çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Avrupa Türk Demokratlar Birliği Başkanı Emre Hasan Yılmaz, hoş geldiniz konuşmasının ardından sosyal ve aile alanları ile ilgili yaptıkları araştırma ve anketler hakkında bilgiler verdi. Söz alan Büyükelçi Tanju Sümer, bakan ve misafirleri selamladı. Misafirlerimize de gördünüz, burada çok değerli bir katılım vardır. Burada bize şeref verdiğiniz için size ayrıca teşekkür ederim Sayın Bakanım, bu fırsatı vermiş olduğunuz için bize ve aziz dostlarımıza. Ardından toplantıya katılan Bakan Şahin, yurt dışındaki vatandaşlarımıza her konuda yardıma hazır olduklarını söyledi. Önce Sayın Başbakan Yardımcımızın 11 yıl önce geldiği zaman söylediği bir şey var. Diyor ki hep ne olmadığımızı anlatmaya çalıştık. Hep yapacaklarımızdan bahsettik ama karşıdaki soru işaretleri, gözlerden, bakışlardan ya bunu nasıl başaracaksınız? Hele bir yapın bakalım. Bakışıydı. Çok da inanmıyorlardı diyor ama bugün... Avrupa Demokratlar Birliği İsviçre Teşkilatı tarafından düzenlenen toplantıya Bakan Şahin'in yanı sıra Büyükelçi Tanju Sümer, Başkonsolos Aslı Oral ve Ateşeler katıldı. Neden önemli olduğunu, Türkçe ve Türk kültürü dersinin neden önemli olduğunu vatandaşlarımıza her... Çok sayıda kadın dernek kolları ve kadın dernekleri başkanlarının katıldığı toplantıda vatandaşlar bakanı soru yağmuruna tuttular. Acaba Roche İsviçre genelinde... Biliyorsunuz hocalarımız yetersiz. Bunlara çoğalması için bir önlem alınır mı acaba? Tüm soruları dikkatlice dinleyip isimleriyle notlar alan bakan ardından vatandaşların sorularını tek tek cevaplandırdı. Öncelikle Hüseyin Bey'in söylemiş olduğu uyuşturucuyla ilgili bir sorusuna... Bakan Şahin, arkadaşımız Cemil Baysal'ın sorularını içtenlikle cevaplandırdı. Özellikle Davos'ta ne gibi sorularla karşılaştınız? Bu konuyla ilgili kısaca görüşlerinizi almak istiyorum. Şimdi tabii Davos çok başarılı geçiyor. Benim ikinci Davos'um. Geçen yıl katılmıştım. Geçen yıl tabii dünyadaki kriz çok daha derindi. Bu sene biraz daha pozitif gündeme dönmüş durumda ama herkes Türkiye'nin başarısından bahsediyor. Türkiye bu krizi nasıl atlattı, bu kadar nasıl büyüyebildi? Bu alanlarda nasıl bu kadar başarılı işler yapabildi? Hem ekonomik den sorumlu Sayın Başbakan Yardımcımızla soruyorlar hem de sosyal alanda bizde aile ve sosyal politikalar alanında da oradaki sosyal krizi, Avrupa'daki sosyal krizi çözecek çok temel çalışmaları yapmayı başardı ülkemizde. Kadın hakları ile ilgili, kadının statüsünü yükseltme ile ilgili eğitimde, sağlıkta, istihdamda çok önemli çalışmaları yaptık, bunları paylaştık. Geçen yıl bize Meksika, Japonya ve Türkiye'ye görev gücü oluşturma görevi verilmişti. Ama bir yıl sonunda biz dersimizi çalışıp özel şirketlerle bir araya gelip anketler yapıp bunun için altyapıyı oluşturmamıza rağmen diğer ülkelerde bunların hiçbirinin yapılmadığı söylendi ve Türkiye örnek olarak gösterildi. İnşallah başarılı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz ve bu başarıları taşlandıracak çalışmaları hızla yapmaya devam ediyoruz. Çok güzel. Efendim bir başka konu kabinedeki değişiklik. Birçok bakan arkadaşınızın da bu konuyla ilgili yorumları oldu. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz kabinedeki son değişiklik? Şimdi biz takım çalışmasının içerisindeyiz. Başbakanımızın liderliğinde. Bugün burada oluruz. Yarın ben bundan önce Genel Merkez Kadın Kolu Başkanıydım. Şimdi buradayım. Yarın mesele şu. Liderin takım oyuncularını nerede oynatacağıyla alakalı, o da toplam başarıyla alakalı. Şimdi bizim bundan önceki bakanlarımız beraber, şu an değişen bakanlarımızla ben çok çok iyi çalıştım. Çok emek verdiler, çok gayret gösterdiler. Bu bir bayrak yarışı. Şimdi yeni gelen arkadaşlarımızla en az onlar kadar başarılı olup bu bayrağı, millete hizmet etme bayrağını alıp ileriye doğru taşıyacaklar. Yani bizim geldiğimiz kültür, değerler, benlik yoktur. Bizde biz vardır ve bugün buradayızdır, yarın oradayızdır. Mesele geride ne bıraktın, ne yaptın, bittiği zaman, makam bittiği zaman bu toplum seninle alakalı ne düşünüyor? Ben bütün arkadaşlarımın bu konuda çok büyük gayret gösterdiğini şahidiyim. Toplumdaki karşılıklarının da şahidiyim. Sayın Başbakanımızın liderliğinde biz hep en iyiyi yapma yolunda gayret ediyoruz. Dolayısıyla bu bir takım çalışmasının, takım ruhunun bir sonucudur diye düşünüyorum. Teknik direktörümüz hangi görevi verirse sahada biz çıkar, oynarız. Mesela bugün kabineden
olmayan arkadaşımız yarın genel merkezde görev alıyor. Bugün genel merkezde olan arkadaşımız kabinede görev alıyor, grupta görev alıyor, komisyonlarda görev alıyor. O kadar çok yapacak iş var ki. Önemli olan kişinin kendini iyi yetiştirip alanda kendine verilen görevi iyi bir şekilde yapması. Ben bakanlığınızın çok önemli çalışmaları var. Bunlardan bir tanesi de Türk Gençlik Dairelerinde Türk gençler için bir çalışma hazırlığındasınız. Bunu somut olarak biraz açıklayabilir misiniz? Nedir bu çalışmanın ayrıntıları? Şimdi kendi ülkemizde de çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Gençlikle ilgili Gençlik Spor Bakanlığımız zaten aktif bir şekilde çalışıyor ama Aile Bakanlığı'nın da kadın üzerinde, çocuk üzerinde yaptığı çalışmaları gençlerle de beraber koordineli bir şekilde de çalışıyoruz. Mesele şu, özgüveni yüksek, kendiyle, değerleriyle barışık, bilgiyi ve teknolojiyi kullanan gençler yetiştirmek istiyoruz. Zaman, beşeri sermayeyi kullanma zamanı. Kim bunu dahi kullanırsa geleceğe hükmedecektir. Biz de onun için yarınlar açısından bunu yapmayı çok önemsiyoruz. Efendim vaktinizi fazla almak istemiyorum. Somut olarak mutlaka vatandaşlarımızın duymasını istiyorum dediğiniz bir konu var mı? Kameraya bakarak bütün Avrupa'daki vatandaşlarımız, ailelere, anne babalara şimdi, seslenerek biz Avrupa'daki vatandaşlara yönelik şu çalışmaları. Bakın çok güçlendiklerini görüyorum ben. Bir 50 yıl önce işçi olarak gelenlere bugün çocukları sanayici oldu, işveren oldu, spor alanında, siyaset alanında söz sahibi oldular. Bu önemli bir güç. Tabii ki sorunlar olacak. Sorunları çözebilmek için de gücümüzü birleştireceğiz. İşte bugün eğitimle ilgili daha önemli çalışmalar yapılması talebi var. Değerler eğitiminde talepler var. Biz de bakanlıklar olarak bunların bu taleplerini yerine getirmek için çalışmalarımızı güçlendireceğiz. Bir ve beraber olduktan sonra ben çözülemeyecek hiçbir sorun olmadığını düşünüyorum. Avrupa Türk Demokratlar Birliği Başkanı Emre Hasan Yılmaz, katılımdan ve ilgiden memnun kaldıklarına dikkat çekti. Biliyorsunuz 2012 yılının sonlarına doğru bir anket çalışması yapmıştık. Bu anket çalışmasındaki sorunları tespit ederek bu yönde ne yapılabileceğimizi konuşmuş, istişare etmiş ve ilgili bakanlığımızla paylaşmıştık. Sağ olsunlar Fatma Şahin Hanımefendi, Sayın Bakanımız bizleri İsviçre'deki vatandaşlara kırmadı ve bugün bizlerle bir arada oldu. Bugün birçok sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sivil toplum kuruluşundaki bayan kadın kollarındaki görevli arkadaşlar hep beraber bir araya geldik. Bundan sonraki çalışmalarda ne yapabiliriz görüştük. Özellikle malum anketimizdeki artık şimdi sonuçları da ilk kez burada Post gazetesiyle paylaşabiliriz. Örneğin İsviçre'deki kadınlarımıza erkeğiniz tarafından şiddete maruz kalıyor musunuz diye sorduk. Maalesef bu oran %15 çıktı. Şimdi bu saatten sonra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile bu orana göre İsviçre'de ne yapabiliriz konuşacağız, neler yapabiliriz konuşacağız. Ayrıca yine çocuklara şiddet oranı ailelerde %12 oranında çıktı. Dolayısıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı denildiği takdirde akıllara direkt kadınlar geliyor. Ancak bizim çalışmamızda da göreceğiniz üzere sadece kadınlara yönelik değil, çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik çalışmaları da inşallah gerçekleştireceğiz. Güzel bir ortamdı, güzel bir akşamdı. Yine birlikte olduk, yine beraber olduk. İnşallah bundan sonra da birlikte ve beraber olmaya devam ederiz. Bu böyle bir toplantıya gerçekten çok severek katıldım. Çok güzel bir şey. Sizi göre gençler... verimli geçti mi? Bakanın nasıl? Mesajları verimli miydi size göre? Benim için verimliydi. Hele gençlerin geleceği için çok güzel konuşmalar oldu. Yani inşallah bunlar da başarılı olurlar. Daha da güzel yerlere gideceğini düşünüyorum. Benim büyükelçim yanımda Tanju Sümer Bey. Efendim siz toplantıyı nasıl buldunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Vatandaşla bakan, elçimiz, konsolosumuz hep bir arada. Valla büyük bir fırsat oldu tabii, vatandaşlarımız sorunlarını bakanımıza doğrudan doğruya iletme fırsatı buldular. Bize gerekli talimatları verdiler, not aldılar. Bu sorunları Türkiye'de de takip edilecek. Dolayısıyla bunların çözümü bakımından önemli bir adım atılmış oldu. Sayın Bakanımızın bize verdiği bu destek, dayanışma dolayısıyla bu sorunların çözümünde biz de bir hız, bir ivme kazanmış olacağız. Zaten bu sorunları
biz de biliyorduk. Ama şimdi Sayın Bakanımızın dikkate getirilmiş olması bunların bence çözüm sürecini hızlandıracaktır diye düşünüyoruz. Biz de bunları tabii sürekli olarak iletiyoruz bakanlıklarımıza ama şimdi Sayın Bakanımız bunları doğrudan doğruya vatandaşlarımızdan duymuş oldu. Bu da tabii bu şeylere daha bir hayatiyet katmış oldu çözüm süreçlerine. O açıdan ben de çok memnunum. Bir de vatandaşlarımız da Sayın Bakanımızı görmekten özellikle hanımefendiler çok büyük bir memnuniyet duydular sanıyorum. İnşallah bunlar kısa zaman süreleriyle tekrarlanır diye düşünüyorum. Yani bakanlarımızın bu tür toplantıları vatandaşlarımızla yapmaları, doğrudan görüşlerini elde etmeleri, not etmeleri, onları bakanlıklarda takip etmeleri bizim işimizi de son derece kolaylaştırıyor gayet tabii. Bu açıdan biz de çok memnunuz. Çok olumlu bir şahsiyet olarak düşünüyorum. Düşündüğümden daha verimli bir toplantı oldu. İnanıyorum ki bundan sonra her şey çok başka olacak. Konsolosluklar ve dernekler arasındaki çalışmalar, paylaşımlar çok başka olacak. Ben iyi şeyler düşünüyorum, güzel olacağını zannediyorum. Ayrıca bunun dışında ben entegrasyon projesinde çalışmalar yapıyorum. Bu konuda hakikaten birçok sorular cevaplandırıldı. Umarım verilen sözler, destekler yerine getirilir. Bekleyeceğiz, zaman içinde göreceğiz ne gibi destekler olacak. Güzel buluyorum, iyi geçti. Evet, çok memnun kaldım. Bilhassa bu kadar yoğun ilgi görmesi bu toplantının beni çok sevindirdi. Tabii sorunlar çok yönlü, çok farklı ama bakanlığın açık olması ve bütün sorunları ciddiye alması beni çok sevindirdi. İleri dönük de bir şeylerin daha bazı girişimlerin de bulunacağı, yapılacağına da inanıyorum. Bakanımız önce geldiği için çok memnun olduk, çok sağ olsun. Sorular biraz tek yönlü gibi geldi bana. Herkese çok söz hakkı tanınmadı. Zaman darlığında yani olumlu geçti, olumlu geçti. Ancak bu gibi toplantıların sık sık yapılması, tercihimizdir. Sık sık en azından yetkili kurumların sesimizin yetkili kurumlar duyması açısından tabii ki iyi olur tekrarlanması. Fatma Hanım'ın çalışmalarını daima takdir etmişimdir. Bu konuda özellikle ailelere çok önemli. Yani ön plana çıkardıkları için. UET'nin de bu konuda başarılarından dolayısıyla tebrik ediyorum. Çünkü önemli, hassas bir konu. İsviçre'de aile, İsviçre'de kadın, İsviçre'de çocuk birebir en önemlisi. Bizi biz eden, toplumumuzu eden çekirdektir, ailedir. Geleceğimizi bizi temsilendir, burada koruyandır çocuklarımızdır. Bunun ama başına gelendir kadındır. Yani bu üç unsuru da unutmamak şartıyla bunu ele almaları gerçekten çok önemli. Bence çok güzel bir toplantı oldu. Özellikle vatandaşlarımızla devletimizin burada buluşması çok güzel bir atmosfer, bir sinerji oluşturdu kanaatindeyim. Beklediğimiz gibi vatandaşlarımızın temel sorunu hepimizin milli gibi eğitim. Eğitim noktasında duyarlı olmaları da bizi çok sevindirdi. Buradaki özellikle hanım kardeşlerimizin eğitim noktasındaki duyarlılıkları bizi çok mutlu etti. Bizler de var gücümüzle elimizden geldiğince eğitim noktasındaki sorunları çözmeye çalışıyoruz. Yaklaşık 4 aydır önce tespit ettik. Bu tespitlerimiz neticesinde problemler 3 aşağı 5 yukarı belli. Neler yapabiliriz? Bunlar noktasında çalışmalarımız var ama herkesin şunu bilmesi lazım ki tek başına eğitim müşavirliği bunun sorunun altından gelemez. Üstesinden gelemez. Onun için ben bu konuda herkesi, bütün dernekleri, bütün velilerimizi ellerini taşın altına sokmalarını istiyoruz. Ve hep beraber inşallah bu sorunların üstesinden geleceğiz. Efendim basın müşaviri olarak Hacı Mehmet Bey neler söylemek ister bugün toplantıda? Şimdi Sayın Bakan'ın arz etmiş olduğu, belirtmiş olduğu bir husus vardı. Orada özellikle kendilerinin yurt dışında açılım ve yurt dışında yaşayan Türklerin ailevi problemlerine de değinecek şekilde ve o problemlerin çözümüne dönük olarak kendileri uzman gönderebileceklerini, bu konuyla ilgili kendi teşkilat yasalarında değişiklik yapılmasıyla ilgili çalışma yaptıklarını belirttiler. Biz de bu çerçevede zaten bizim kendi teşkilat yasamızda, Başbakanlık Basın Elme Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün teşkilat yasasında hükümet faaliyetlerinin iç ve dış kamuoyuna anlatılması ve sonuçlarının tespitine ilişkin gerekli anket çalışmalarının yapılması noktasında bizim yasal altyapımız var. O çerçevede kendilerine ilettiğimiz şekilde uzman gönderdikleri takdirde biz vatandaşlarımızla o uzmanları buluşturmak suretiyle karı koca ilişkileri, anne baba çocuk ilişkileri konularında
o uzmanlarla vatandaşlarımızı değişik platformlarla karşı karşıya getirmek suretiyle o sorunların çözümüne katkıda bulunmaya çalışacağız her konuda. Tabii belirtmiş olduğu hususlar güzel hususlar, iyi olacak inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Dant Prestij şirketi Zürih'te emlak ve sigorta danışmanlığı hizmeti vermeye devam ediyor. En uygun şartlarda kredi ve profesyonel danışmanlık hizmeti veren Dant Prestij, sektörün uzman isimlerinden. Dant Prestij şirketinin genel müdürü Nuri Koç, hizmetlerini mikrofonlarımıza paylaştı. Değerli izleyenler, Dant Prestij Gembia'nın ismi gibi prestijli bir mekanda ağırladığı bir ortamda sizlere konuk oluyoruz. Ve bu akşamki misafirimiz Sayın Nuri Koç'a mikrofonu uzatarak kendisini biraz bize tanıtmasını rica ediyoruz. İyi akşamlar. İsmim Nuri Koç. İsviçre doğumluyum. İsviçre'de 36 seneden beri yaşıyorum. Ve Dant Prestij firmasında yönetici olarak çalışıyorum. Nuri Bey, biraz da Dant Prestij'i bize tanıtır mısınız? Dant Prestij sizin vasfınızda izleyenlerimize tanıtabilir miyiz? Ofisimiz Zürih'te mevcuttur. Dört dalda hizmette bulunmaktayız. Bir tanesi sigortadır, ikincisi güvenlik, üçüncüsü yatırım danışmanlığı, dördüncüsü emlak sektöründeyiz. Peki Nuri Bey, vatandaşlarımızın, Türk vatandaşlarının özellikle en çok enteresi olduğu, ilgilendikleri konu yanılmıyorsam sigortadır. Sigorta konusunda nasıl hizmetler verdiğimizi, sağlık sigortası mı, kran kasa dediğimiz sistem mi, bunu biraz açabilir miyiz? Evet. Türk vatandaşlarımız yoğunlukla sağlık sigortasıyla ilgilenmektedir. Bizim de bir call center sistemimiz var. Müşterilerimizi aramakta ve randevu talebinde bulunmaktayız. O yüzden expertlerimiz var. Burada eğitim almış personellerimiz mevcuttur. Müşterimizin tam nasıl bir şekilde sigorta poliçe istediği şekilde ona göre hareket etmekteyiz. Yani müşterimiz size müracaat ettikten sonra veya siz randevuleştikten sonra müşterimizin istek ve talepleri doğrultusunda siz ekspertinizi gönderiyorsunuz ve onlara hizmet veriyorsunuz. Doğru mu anladık? Evet, aynı o şekilde çalışmamız sürüyor. Yani tamamen müşterimizin ne isteği neyse o şekilde biz de hareket etmekteyiz. Peki, bir diğer ayağımız yatırım danışmanlığı. Yatırım danışmanlığı İsviçre'de Türkler arasında çok bilinen bir konu değil. Bu konuda biraz bilgi alabilir miyiz? Yani bu da geniş çaplı bir alan. Bu emlak yatırımı olabilir, banka ürünleri olabilir. Misal olarak veriyorum, fon şeklinde olabilir. Bu da müşterimizin bütçesine, gelirine göre hareket etmekteyiz. Muhakkak ki müşterimize tam bir güvenlik sağlamak şartıyla müşterimizin ne şekilde istediği gibi evet o şekilde hareket etmekteyiz. Peki müşterimizin yatırım portföyleri belirli bir sigorta içerisinde mi? Hayır, biz çeşitli sigortalarla çalışmaktayız. Yine aynı o şekilde bir şart koşumuz yok. Müşterimiz o yönden tamamen serbesttir. Nasıl istiyorsa, en uygun hangi sigortaysa o şekilde müşterimize o ürünü sunmaktayız. Peki Nuri Bey, yatırım danışmanlığı ve sigorta ana konularınız. Diğer konularda branşlar halinde yöneticilikte bulunuyorsunuz. Doğru muyum? Evet, şimdi güvenlik şirketi olarak zaten şahsi konuda Türk vatandaşlarımıza hizmetimiz azdır. Yani bunlar şirket şeklinde oluyor. Mesela bir Türk şirketi bizden güvenlik konusunda yardım isteyebilir. Yani şahslarla ilgili pek fazla bir servisimiz yok. Yani ağırlıklı şirketlerle ilgili güvenlik konusunda. O zaman biz size çok teşekkür ediyoruz ve Dant Prestij olarak yatırım danışmanlığı ve sigortacılık konusunda vatandaşlarımıza son bir dilek ve temennilerinizi almak istiyoruz. Öncelikle size Levent Bey şahsınıza çok teşekkür ediyorum. TGRT'ye çok teşekkür ediyorum. Türk vatandaşlarımıza da, müşterilerimize de, illaki Türk olmaları şart değil, diğer İsviçre'de yaşayan insanlara kapımız her zaman açık.
Tam profesyonel şekilde çalışıyoruz. Müşterimizin istediğini tam şekilde yerine getiriyoruz. O yüzden bizi her zaman arayabilirler. Evet sayın seyirciler, şimdi de sizleri Zürih'te yıllardır leziz yemekleriyle herkesin damak tadına hitap eden restoran Valentiz'e götürüyoruz. Türk ve İtalyan mutfağının lezzetlerini sunan restoranda romantik müzik eşliğinde yemeğe doyum olmuyor. Restoran hafta sonları ise açık büfesi, limitsiz yemek ve eğlencesi, Özer Canses ve Gürkan'la sabaha kadar Alaturka nostalji keyfi sunuyor. Kadife sesiyle herkese eğlendiren Özer Canses işine adeta aşık. Geceye renk katıyorsunuz, birkaç cümle sizden alabilir miyiz Özer abi? Vallahi Levent Bey 32-33 senedir bu işi yapıyorum. Severek yapıyorum. İnsanlarla ilişkilerim çok iyi. Sağ olsunlar, onlar da beni seviyorlar. Şimdiye kadar 5 tane albüm yaptım. Hepsi güzel sattı. Demek ki bu bir istek, karşılıklı gönül ilişkisi. Sağ olsunlar, devam ediyoruz. Biz de o zaman İpek gibi kadife sesini buralarda, bu mekanlarda, bu sıcacık ortamlarda hep duymak istiyoruz. Sağ olun, çok mersi, çok teşekkürler ediyorum. Ayrıca Post Gazetesi ve TGRT'de başarılarının devamını diliyorum. Mekan sahibi Sezai Canazlar, sektörde oldukça iddialı. Evet, tüm müşterilerimize sorduk Sayın Sezai Canazlar. Dediler ki sıcacık ortam, soğuk kış gecelerinde bize sağlayan dostumuz ve söz sizde. Vallahi ne güzel söylemişler, eğer ki mutlu oluyorsalar ne mutlu bize. Evet. Derdimiz hizmetten dolayı. Sağ Peki, olsunlar. Sezai Bey, bu kadar sıcak ortamı, bu sizin sıcakkanlığınız birleşiyor ama apayrı bir özelliğimiz var. Türk mutfağının en güzel şekliyle sergiliyorsunuz. Bundaki profesyonellik bizzat sizin ellerinizden mi? Ya tabii benim ellerimden, bir de şu var, ben her zaman söylüyorum, herkes bildiği mesleği icra ederse tabii ki başarılı olacaktır. Bu kadar. Peki Zürih'te bildiğim kadarıyla yani dışarıdan gelen, Türkiye'den gelen misafirlerimiz, ünlü kişilerin birçoğunun tercih noktası. Burada tercih edilmek size bir gurur ve daha çok kamçılıyor mu? Tabii güzel bir şey yani insanların bizi tercih etmesi, seçmesi. Onur verici bir duygu yani, sağ olsunlar. Biz de onların istedikleri gibi onlara hitap ediyoruz. Ne mutlu bize. Peki o zaman bu kadar damak tadını veren kıymetli ustamızdan TGRT izleyenlere son bir mesaj alalım. Ya mesaj, çok mesaj var da verilecek. Yani güzel yemek her zaman güzeldir yani. Yani kaliteli, damak kaliteli, tadını tabii yiyecek. Ki kaliteli, taze yemek, kaliteli et, kaliteli yemek her zaman insanların tekrar tekrar uğrak bir mekanı oluyorsunuz. O zaman son söz olarak diyelim mi? Hafta sonları mutluluğu Valentin'de Sezai'yle. Yani çok iyi oluyor. Bir de Özer abimiz de var bizim. O da buraya ayrı bir zevk, tat katıyor. Mutfak da güzel, ortam da güzel. Bir de bizim müşterimiz %99 hep aile müşterisi. İyi akşamlar. Bir hafta sonu Valentin's Restaurant'ta değerlendiriyorsunuz. Sizi tanıyabilir miyiz ve bu gece hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyiz? Tabii ki de. İsmim Barış Karasu. İsviçre'de yaşıyoruz. Eşim Tülay Karasu. Benim ailem yemeğe geldik. Kardeşim İzmir'den misafirimiz. Sömestr tatili için geldi. Amcamla misafirimiz. Yani Zürih'in nezih mekanlarından birisi. Yani çok sıcak bir ortam. Merhabalar, Metin Eskoya ben. İstanbul'dan geldim. Bir hafta oldu. Turist olarak geldim. Onlarca mekan işletme gezdim. Hani akşam yemeği için. Burası en ender rastlanan, en nadir lezzetlerde bulunan. Ambiyansıyla, aile ortamıyla, huzur içerisinde, güzel müzikleriyle, güzel lezzetleriyle güzel bir akşam geçirebilen bir yer. Gerçekten Türkiye'yi aratmayan bir yer burası. Gayet güzel. Bu benim bu ay üçüncü gelişim. Biz hemen hemen her hafta sonu buradayız. Kendi evimiz gibi geliyoruz, eğleniyoruz. Gayet bir grupla güzel. Gelmişsiniz. Evet, iki arkadaşın doğum gününü kutluyoruz bu akşam. Kesinlikle çok sıcak bir ortam. Zürih'e 2000 yılında geldim ben. Geldiğim zaman şans eseri Sezai ile tanıştım. Sağ olsun onun sıcaklığı sayesinde bütün yabancı konuklarımı buraya getiriyorum. Gönlüm bir böyle ve yemekleri, Türk yemeklerini tanıtıyoruz burada. Bu akşam da yabancı arkadaşlarla geldik. Nefis bir gece geçireceğimize eminim burada. Ne
İsviçre Çamköylüler Yardımlaşma Derneği'nin geleneksel 19. gecesi Argau şehrinde Palmas Düğün Salonu'nda gerçekleşti. Her yıl köylerinin eksiklerini tamamlayan, köylerine yardım amaçlı etkinlikler düzenleyen İsviçre Çamköylüler Derneği'nin etkinliğine bu yıl yaklaşık 800 kişi katıldı. Birazcık sabır. Siz nereliydiniz? Uşaklısınız. Neresinden? Ulu Bey, Balaz. Gecenin konuk sanatçısı, ülkemizin sevilen şarkıcısı Hatice oldu. Çamköy ağlığını Osman Yörük yeniden kazanırken Hasan Sertaş ise başkanlığa devam dedi. Yanımda Hasan Sertaş başkan var. İkinci yıldır başkansınız sanıyorum. Ne var bugünkü programda Hasan Bey? Bugünkü programda Türkiye'mizin sanatçılarından Hatice Hanım'ı davet ettik. O gecemizi teşrif etti. Umut ediyoruz. Gelen misafirlerimiz güzel bir gece geçirecek. Tabii bu yılın gecenin amacı da köyümüzdeki eksiklikleri biraz tamamlayabilmek. Bu yılki amacımız Çamköy Açık Hava Düğün Salonu'na bir nebze de yardımcı olmak buradan katkılarımızla. Evet. Köyümüzün eksikliklerine bu şekilde gidermeye çalışıyoruz. Bunun yanında tabii böyle geceler, faaliyetler buradaki birlik ve beraberliğimizi sağlıyor. Eşimizle, dostumuzla birbirimizi görebiliyoruz. Katılan herkese teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz diyoruz. Anlamlı geceye Türkiye'den ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden katılanlar da oldu. Valla Çamköy'de yurdumuzun güzel bir beldesi. Gittiniz mi? Hiç gitmedim, hiç gitmedim. Ama buradaki insanları tanıdığımız zaman tabii gitmemize de gitmemiş de olsak o sıcaklığı buradan da hissediyoruz. Sonuçta aynı toprakların, aynı memleketin insanlarıyız. Hepimiz birbirimize çok uzak değiliz aslında. Peki Çamköy denince aklınıza ne geliyor bu tanıdığınız buradaki vatandaşlardan da? Şive mi geliyor aklınıza? Ya tabii şive geliyor ama onun dışında da ayrı bir sıcaklık geliyor. Hani Çamköy'de insanları gerçekten çok sıcak, çok cana yakın ve çok misafirperverdir. Sevgili yönetim kurulunda olan da Ertan arkadaşım da, yani kardeşim de yıllardır tanıdığım, beraber bir yol aldığımız arkadaşımızdır. Çamköy deyince sımsıcak şeyler geliyor aklıma, yani gerçekten sıcak insanlar. Ben İsviçre'ye geldiğim günden beri Çamköylülerle bir gönül bağım var. O yüzden Çamköylülerin bütün gecesine katılıyorum. Ve Çamköylülerdeki bu birlik, beraberlik de beni çok sevindiriyor. Kısacası onlarla bir gönül bağım var. Bu gönül bağım da halen devam ediyor. Aramızda güzel dostluklar var. Çamköylülerin içerisinde çok güzel dostluğumun olduğu insanlar var. Bunu devam ettirmek istiyorum ve kendilerini de tebrik ediyorum bu birlik ve beraberliklerinden dolayı. Yine uzaklardan bir konuk, misafir burada aramızda. Ekranların Efesi. Ta Viyanalardan buraya gelmiş. Son zamanlarda seni sıkça İsviçre'de görür olduk efendim. Vallahi öyle oldu. Gurbetçilerimiz, hemşehrilerimiz burada çok güzel organizeler yapıyor. Sizler de onları postun sesi olarak yalnız bırakmıyorsunuz. Muhteşem bir ortam, harika bir ambiyans. Ben gurbetçilerimle birlikte olunca çok mutlu oluyorum. Türkiye'de de programlara katılıyorum ama gurbetçilerin yapmış olduğu organizeler birazcık daha böyle memleket hasretine dayalı olduğu için, kültürümüzü Avrupa'da asimile olmadan entegre olaraktan yaşattıkları için bana bambaşka bir duygu veriyor. Tüylerimi ürpertiyor. Ben buradan Çamköylüler Derneği'ni ve Kumavşar Yadeliler Derneği'ni gerçekten tebrik ediyorum. Bugün 19.sü düzenleniyor Çamköylüler Gecesi'nin. Nice 19-20 yıllara diyorum. Muhteşem bir organize. Ben başarılarının devamını diliyorum. Hatice Hanım, ne söylemek istersiniz bu yıl Çamköylüler Gecesi ile ilgili? Önce Çamköy'ü tanıyor musunuz? Çamköy'ü bilmiyordum, bugün öğrendim. Ama iyi ki de tanışım. İnsanları çok sıcak. Zaten Ege'nin tüm insanları sıcaktı. Ben de İzmirliyim, İzmir'in Narlıdere. Burada çok değerli dostlar tanıdım. İnşallah dostluğumuz daim olur. Bu gece de artık bomba gibi bakalım imzamızı atacağız yani. Hangi parçaları okuyacaksınız? Yani dünden bugüne benim bütün şarkılarımı okuyacağım. Hazırlık yaptınız mı? Özel hazırlık bugün yaptım burada. Özel bir şarkım olacak. Ege yöresine ait. Bakalım. Denizli şivesiyle. Bilmiyorum yani, artık kavrayabilirsem bilmiyorum. Peki şiveyle aranız mı? Deneyeceğim. Şiveyle aram, yani işte denemediğim bir şey aslında ama... Şöyle Ege yöresinin şivesiyle izleyicilerimiz seslenmek ister misiniz? Çamköylülere bir selam söylemek ister misiniz? Ya hiç onu denemedim ama. İlk denemeyi yapalım. Nasıl olacak? Hayır, sadece bildiğim bir şarkı var. Üslubuyla söyleyebilir miyim bilmiyorum ama
Biraz önce de söyledim zaten. Aşağı köyün pınarları da yandan harlıyor. Aman ey Azim'in kızın saçları par parlıyor. Bu kadar veriyorum. Peki birkaç gündür İsviçre'desiniz. Evet. En azından bir gündür İsviçre'desiniz. Yöreyle ilgili neler anlattılar size? Yöreyle ilgili yani... Çamköy'ün neyi meşhurmuş mesela, anlatın. Bana tam olarak söylemediler ama kopya çekebilir miyim? Soğanı meşhurmuş. Evet, soğanları meşhurmuş. Evet. Ben evde yemek yapan bir insanım sonuçta. Normal İstanbul'un işte soğanı ne olur ki? Soyduğunuz zaman gözler böyle yanıyor. Ağlar vaziyette oluyoruz. Çok tatlı bir soğanı varmış. Ben istiyorum. Çamköy'den soğan istiyorum. Başkan, hemen bir çuval soğan postalıyorsunuz Hatice Hanım İstanbul'a. Kargoyu veriliyor İstanbul, hemen. İstanbul soğanı evet. Çok yakıyor. Peki Hatice Hanım, ben de Ege'liyim. Ege'lilerin arasında kaldınız bugün. Evet. Ne güzel, ne mutlu. Ben de İzmirliyim sonuçta. Ben de bizim Ege'de Hatice'yi bir de başka bir isimle çağırıyorlar. Hatçı diyorlar. Hatçı diyorlar. Evet. Peki o Hatçı diye ben seslenen oldu mu sizin? Oluyor genelde, yani bu değişmiyor. Burada da İstanbul'da da genelde bana Hatice diye. Hayır, daha samimi geliyor bana aslında. Ortadan onu iyi kaldırmak bazen iyi oluyor. Peki Hatice diyebilir miyiz? Tabii ki. Ben Hatice'yim. Peki Hatice Hanım, sizi şimdi Çamköylüler salonla doldurmuş maşallah. Bekliyorlar. Sizi salona uğurluyoruz ve şarkılarınızla Çamköylüleri sizi baş başa bırakıyoruz. Çok teşekkür ederim. Tüm gurbetçilerimi buradan öpüyorum. Teşekkürler. Geçtiğimiz ay Başkonsolosluk binasında gerçekleşen İlayda için kan bağışı etkinliğine akın eden vatandaşlarımız bu kez İlayda için düzenlenen salon futbol turnuvasına katıldılar. İki gün süren turnuvada renkli görüntüler yaşandı. İsviçre LÖSEV sağlık ekibi iki gün boyunca etkinlik kapsamında kan bağışında bulunmak isteyenlere doku tipleme işlemi gerçekleştirdi. Evet sayın seyirciler, gördüğünüz gibi işlem gayet basit, hiçbir acısız, çok seri bir şekilde işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Bunun için yapmanız gereken önce bu formu dolduruyorsunuz, daha sonraki işlemi hep birlikte göreceğiz. Evet sayın seyirciler, az önce formu doldurduk ve şu anda doku tipleme örneği işlemini yaptıracağız. Bu işlem de gayet çok basit ve çok seri bir şekilde. Şimdi bu işlemi hep birlikte nasıl yaptığını da görelim. Evet. Das gleiche noch eins. Einfach an einer anderen Stelle im Mund. Ah, aber auch. Ja. Jetzt haben sie vielleicht oben links, jetzt unten links. Ja. Und beim nächsten oben rechts und beim letzten unten rechts. Cemil abi, nasıldı? Kolay mıydı işlem yani? Gayet basit. Evet, 4 tane çubuk veriliyor burada. Bu çubuklarla ağzımızın içinden farklı noktalardan tükürük örneklerini alıp buraya elimizi değirmeden koyuyoruz ve işlemi tamamlamış bulunuyoruz. Toplam işlem form dolduruşuyla beraber 5 dakika sürmüyor. Onun için bütün vatandaşlara buradan kesinlikle tavsiye ediyorum. Üşenmesinler, hiçbir acı yok. Turnuvadan elde edilen gelirler Lösemili İlayda'nın babası Nuh Yıldız'a teslim edildi. Bugün Winterthur Sporthalle Mattenbach'ta gerçekleşiyor. Çok sayıda genç arkadaşın öncülüğünde, gönüllü arkadaşların katılımı ve çalışmasıyla bu etkinlik gerçekleştiriyor ve organizasyon adına İbrahim Bey bizi arkadaşlar adına bazı bilgiler aktaracak. İbrahim Bey, nereden esinlendi bu çalışma fikri? Aslında arkadaşlar bu teklifi bana getirdi. Bizim Winterthur'dan genç arkadaşlar. Daha sonra dedik yapabilir miyiz falan diye. Çünkü sonuçta yapılabilecek bir şey. Sonuçta bir işin ucunda bir insani yardım boyutu var. Bu herkesin başına gelebilecek bir olay. Yani 7'den 70'e. Bugün eğer biz insanlara karşı duyarlı olmasak yarın bir gün bizim başımıza geldi. Bizim için de kimse duyarlı olmayabilir. Bu tür etkinlikler aslında toplumumuzda da daha fazla yer edinilmesi lazım. Çünkü zaten toplum yapan birbirleri olan bağlılıkları ve birbirlerine olan saygıları da. Dolayısıyla bu kardeşimizin hasta olması demek bu hiçbirimizin başına gelmeyeceği demek değil veya bu kardeşimizi tanıyor olmamız veya tanımıyor olmamız konusunda hiçbir şey yok. Yani önemi yok. Önemli olan bir insanın hayatı söz konusu. Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Umarım başarırız. Umarım kardeşimiz sağlığına kavuşur.
Başka diyebilecek bir şeyim yok. Sonuçta bu amatörce bir ruhla hazırlanmış evet. bir organizasyon. Yani bir konunun altını çizmek diye yarar var. Sadece bu evet. etkinlik ve bundan önceki başkonsolosluğumuza evet. yapılan etkinlikte de sadece İlayda değil, İlayda ve evet. benzer durumdaki hasta kardeşlerimiz, genç çocuklarımız için evet, bu doğru. etkinlik yapılıyor. Onlar için de bir umut kapısı buradan toplanacak kamp evet, bağışları değil mi? Şimdi zaten buradaki olaya vesile olan İlayda kardeşimiz. Zaten doku evet. tiplemesi. Diğer kan kanserine yakalanmış olan bütün hastalar için umut ışığı olabilir. Yani bu belki ileride için düzenleniyor fakat yapılmış olan bağışlar veya doku tiplemesi bütün diğer hastalar için bir çözüm olabilecek bir şey. Evet, burada bu vesileyle hem kan bağışı, doku tiplemesi etkinliği, evet. cumartesi, pazar iki gün evet. bunun öncülüğünü yaptınız etkinlik kapsamında. Evet. Ayrıca da bir futbol turnuvası evet, düzenlediniz, evet. salon futbol turnuvası. Evet. Buradaki gelir, elde edilen gelirler nereye bağışlanacak? Buradaki elde edilen gelir sadece İlayda'nın ailesine bağışlanacak. Çünkü sonuçta belki maddi yardıma ihtiyaçları olabilir ki olduklarını da biliyoruz. Bu konuda pek fazla detaylara girmek istemiyorum. Çünkü şahsi olarak görüştüğümüz kişi Nuh Hacı Yıldız. Ki bir şekilde yaralarına merhem olabilsek ne mutlu bize. Evet. Biz de sizi TGRT Post'un sesi ekip olarak buradan bu gönüllü çalışmalarınızdan dolayı yürekten tebrik ediyoruz. Özellikle bu görüntüdeki bu arkadaşların hepsi de büyük bir alkışı hak ediyor. Onları da buradan ayrıyetten bir kez daha ekranlarına teşekkür ediyoruz. Sağ olun, teşekkürler. Biz de size geldiğiniz için teşekkür ederiz. Böyle duyarlı faaliyetleri TGRT kanalında tüm Türk dünyasına veya Türk milletine yayınlamanızı veya ilerideki kampanyaları yayınlamanızı bekliyoruz. Teşekkürler. Sağ olun, çok teşekkürler. Şimdi sizleri bu turnuvaya götürüyoruz ve yaptığımız röportajları getiriyoruz ekranlarınıza. Döttingen'den geliyoruz. Döttingen'den dediniz. Evet. Arkadaşlar vesilesiyle evet. dernekten mi duydunuz? Evet, dernekten duydum. Nasıl buluyorsunuz bu gençlerin bu organizasyonu? Vallahi güzel bir şey. Yani herkese tavsiye ederim katılması için. Siz nasıl katkıda bulundunuz? Gelip burada izleyici olarak da izliyorsunuz? İzleyici olarak katılıyorum. Arkadaşlar yani bayağı kan dağılığı falan vermişler galiba. Öylesine gelip siz verdiniz mi? Ben vermedim şu an. Düşünüyor musunuz? Çok zor değil aslında. Zor değil. Bilmiyorum. Kan almıyorlar zaten. Tükürük DNA alıyorlar. Evet. Biliyorum. Çok basit. Gayet. İnşallah basit olur. Bir ileriki zamanda bakarız. Biz de Döttingen'den geliyoruz abi. Takım kurdunuz. Aynen. Gençlik kolları olarak takım kurup geldik abi. Camiye aitiz. Döttingen Türk Kültür Vakfı Camii'ne aitiz. İşte gelip top oynuyoruz. Kan verme konusunda bu turnuvayı biz şeyden gördük. Konsolosluğa kan vermeye gittik biz gençler olarak. Orada işte broşürünü verdiler. Böyle böyle işte turnuva var dediler. Biz de katıldık. Yani küçük de olsa bir katkımız olsun dedik. Ben Zug'da kalıyorum ama Oftringen'den geldik. Bir şirket adına katıldık. Versicherungs Information Center adına. Bütün arkadaşlarla bu takıma katıldık. Böyle bir organizasyon içinde bulunduğumuz için çok memnunuz. Çok güzel bir şey. Nedir? Burayı katılımın ücreti nedir? Ücreti benim bildiğim 150 frank bir ücret. Çok büyük bir rakam değil ama böyle bir şey için değer. Değer diyorsun. Evet, değer. 20 kaç takım var? 24 takım var herhalde. 24 takım var benim bildiğime göre. Ve biz aşağı yukarı kendi takımımız 14-15 kişiydik. Yani yedekte bayağı bir arkadaşlarımız vardı. Herkes duyarlılık gösterdi. Evet, herkes duyarlılık gösterdi. Birkaç sakatlanan arkadaşlarımız da oldu. Ben de dahil. Ama gazi oldunuz. Gazi oldum, gidiyorum. Ama çok güzeldi gerçekten. Değdi ama sakatlandı. Tabii ki, tabii değdi. Evet, çok güzeldi. Bugün de çok sayıda duyarlı vatandaş buraya Mattenbach'taki spor tallaya akın etti ve gelen vatandaşlara mikrofon uzatıyoruz. Siz nereden geldiniz? Ben Turbental'dan geliyorum. Turbental'dan geldiniz. Nasıl duydunuz? Ben şeyden duymuştum, gazeteden okudum. Postgazetesinden. İsviçre'den. Postgazetesinden okudum, evet. Geçen ayki konsolosluktaki duyurumuzu okudum. Evet, onu da duymuştum ama gidememiştim, çok üzüldüm. Onun için bunu duydum, buraya geldim. Bana vatandaşlara tavsiyem, duyarlı olsunlar. Bugün İlayda'ysa yarın bizim evlatlarımızla da olabilir. Duyarsız kalmasınlar. Hani mümkün olduğu kadar duydukları zaman yani yardımcı olmaya çalışsınlar diyorum. Evet, duyarlı diğer vatandaşlar gibi geldik. Diğer arkadaşların, vatandaşlarına duyarlı olmasını tavsiye ederiz. Biz hem gazeteden hem Türk Gücü Derneği'nden duyduk. Geldik. İnşallah işe yarar geldik. Burada organizasyon komitesinde yer alan gönüllü arkadaşlar da var. Geçenki başkonsolosluktaki organizasyonda yine gönüllü olarak yer almıştın. İsmin soy ismi neydi? Nur Korucu. Nur Korucu. Bugünkü görevin ne?
Bugün aslında her taraftayım. Yani mutfak, yani satılan yerler, sonra biri yaralanıyor onun yanında. Aslında her taraftayım. Görev verilen her taraftasın. Evet, her taraftayım. Peki buraya gelen vatandaşlar seni tatmin etti mi şu ana kadar? Tabii ki çok fazla duyarlı vatandaşlar var. Hem İlayda ve İlaydalar için geldiler. Yani mutlu ediyor bu bizi. Çok güzel. Bu gönüllü çalışmanızdan dolayı sizi tebrik ediyorum. Sağ olun. İlayda ve benzer hastalar, benzer durumdaki kan bağışı bekleyen arkadaşların durumu? Çok güzel bir olay yani. Bütün Türklerin toplanıp hasta bir kişi için, bir kız için, kardeşimiz için böyle bir organizasyon yapmaları çok güzel. Hani bu tarz şeyler daha fazla olması lazım. Türkler birbirini daha fazla tutması lazım. Yani bu son zamanlarda biraz daha azaldı bu tarz şeyler. Bu çok güzel oldu. Yani ben bu geldim. Etkinliğe katılım da güzel. Katılım çok güzel. Bayağı da takım var. Yarın da var bildiğim kadarıyla. Yani çok güzel bir turnuva oldu. Benim de şansım oldu yani katılmak. Organizasyonda herkes işin bir ucundan tutmuş. Gördüğümüz gibi burada içecek satan arkadaşlar var. Siz sabahtan bu yana çalışıyorsunuz burada. Gönlümün. Aynen öyle oldu. Evet. Yarın da pazar günü. Aynen öyle. Devam ediyoruz. Niçin geldiniz bugün? Organizasyonda bu İlayda'nın kan bağışı organizasyonunda. Aynen öyle. Gönüllü olarak. Ufak da olsa bir katkımız olsun. Tabii aynen öyle. Herkes, her insan bu yardımı ister. Biz de işte dediğiniz gibi gönüllü olarak geldik. Elimizde ne geliyorsa yardım ediyoruz. Değerli izleyiciler, organizasyon ekibinde görevli bir bayan var. Öncelikle tanıyalım kendisini. Ben Serpil Bostancı. Evet. Burada yaşıyorum. Hamburg'dan geldim 8 sene önce ve burada İlayda için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İnşallah güzel bir sonuç alabiliriz diye ümit ediyoruz inşallah. Çok güzel bir çalışma yapıyorsunuz. Bundan önceki Almanya'nın değişik eyaletlerinde de yapılan etkinliklerde, İlayda için yapılan etkinliklerde orada da yer aldığınızı anlattınız. Biraz bahseder misiniz? Sırf 12. ayın 9'undaydı geçen sene. Yine bir kan kampanyası oldu İlayda için. Orada görevliydim, kan aldım. Yaklaşık 2500 kişi geldi. Ondan sonra ama maalesef sonuç alınamadı. Uygun bir ilik bulunamadı. O yüzden inşallah bakalım. Bugün inşallah güzel bir sonuç alabiliriz. İnşallah. Allah'ın izniyle. İlayda için olmasa da İlayda ve diğer benzer hastalar için de bugünkü alınan numuneler herhalde onlar için de bir umut olacak. Tabii ki. Bütün çocukları için. Bütün çocukları için. Geçen sene yine Eylül ayında yine böyle bir kampanya olmuştu Zingen'de. Oraya da yaklaşık ben oraya katılamamıştım. 6000 kişi gelmiş. Ondan sonra ama orada da galiba 2 veya 3 kişiye, emin değilim şu an, uygun ilik bulunmuş çocuklara. 2 veya 3 çocuğa. Çok güzel. O bile büyük bir başarı. Tabii ki. Evet, buradan bir sürprizimiz var. Bizim Hamburg bölgesi temsilcimiz Erdal Altuntaş. Kendisi de kuzeni oluyor. Kendisi kuzenim oluyor. Buradan bol bol selamlar gönderiyorum. Evet. Onları çok öpüyorum. İnşallah en yakın zamanda görüşmek üzere. Ya çok güzel bir organizasyon bence. Bayağı büyüdü. Türk kardeşlerimiz geldi. Yani güzel bence. Gurur verici bir şey. Gelip de desteklemek. İlayda ve İlayda gibi kardeşlerimize. Yani gurur verici bir şey.